yarına, selam zafer ordusunun kahraman silahlarına. Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, değerli basın mensupları, saygıdeğer misafirlerimiz ve katılımcılarımız, İyi Parti adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin zor günlerden geçtiği günümüzde, Türk milletinin egemenliği ve Anadolu'muzun bir tehditle karşı karşıya kaldığı bir durumda toplanmış bulunuyoruz. Ülkemiz terör, dış saldırılara ve göç tehdidi altındadır. Topraklarımız sadece bir sığınmacı meselesiyle karşı karşıya olmayıp, Orta Doğu ve Asya işlerinden adeta bir kavimler göçüyle karşı karşıyadır. 5,5 milyon Suriyeli, 2 milyon Afgan, Iraklı, İranlı ve diğer uluslardan olmak üzere yaklaşık 8 milyon mülteci barındırmakla, Ülke kaynaklarımızı bunlar için de harcayarak kendi insanımızı zor şartlar altında yaşamaya mahkum etmekteyiz. Bu göçler bazı illerimizde ve birçok ilçemizde demografik yapıyı bozarak çoğunluğu geç, çoğunluğa geçmiştir. Halen de hızla çoğalmaktadırlar. Bu göç Türkiye'nin, Türk milleti ve Türk devletinin varlığına sonra erdirmeyi amaçlayan bir süreç başlatmıştır. Türkiye'nin Türk kimliği tehdidi altına alınmıştır. Türkiye Türk kimliği tehdidi altına alınmıştır. Birçok kentimizde Türkler azınlığa düşmek üzeredir. Bir ilimizde düşmüştür, Birçok ilçede de Türkler şu anda azınlıktadır. Mülteciler, devlet bize buraları verdi, siz buradan gideceksiniz demekte, de huzur ve asayişi bozmakta, bulunduğu yerleri sahiplenmektedir. Türkiye'ye sokulan, Türkiye'ye teşvik edilen Suriyelilerle demografik yapı tehdit ediliyor. Ülkemiz dış müdahaleye bölünmeye uygun hale getiriliyor. Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz. Türk halkının yüzde 85'i haklı olarak Suriyeliler vatanlarına geri dönsünler diyor. İyi Parti seçmeninin yüzde 97'si, CHP seçmeninin yüzde 95'i, MHP seçmeninin yüzde 94'ü, HDP seçmeninin bile yüzde 87'si, AKP seçmeninin yüzde 83'ü Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini istiyor. Bu milli bir taleptir. ABD ise Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istiyor. Bölgede PKK istan kurulması için bölgenin boşaltılarak PKK'ya teslim edilmesi, diğer taraftan demografik yapısı bozulmuş Anadolu'yu parçalamak planlarının bir parçasıdır. Bu coğrafya medeniyetler ve milletler mezarlığıdır. Bin yıldır birçok medeniyet ve millet gelip geçmiştir. Ama Türk kalıcıdır. Kimse bize çaresizlik aşılamasın. Kimse son bin senede bu milletin bu coğrafyada kalabilmek için ödediği bedeli unutarak 250 bin dolarlık apartman karşısında alınan vatandaşlıkla kan dökerek alınan Türk vatandaşlığının aynı şey olduğunu söylemesin. Türk milliyetçilerinin bu soruna karşı fikri, siyasi ve tarihi bir duruş içerisinde olması bir zorunluluktur. Bu durum Türk milliyetçileri, vatanseverler ve Atatürkçüler için tarihi bir görevdir. Bu şartlar altında Emperyalist güçler ve terör örgütlerinin de esirdikleri terörü yok edip kazımak, ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunları bozmak, saldırılarını önlemek, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak, tehlikeye giren milli güvenliğimizi korumak adına silahlı kuvvetlerimizin barış harekatını başlatması kaçınılmaz bir zorunluluk, milli bir görev ve meşru bir haktır. Mehmetçiğin bu harekatını desteklemek de ben insanım diyen herkesin bir insanlık borcudur. İyi Parti olarak Mehmetçiğimizi ilgilendiren her türlü doğru adımı destekleyeceğimizi, yanlış gördüğümüz işlerde de ihtarlarımızı ifade edeceğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Bu vesileyle ABD Başkanı Trump'ın küstah tweetlerini ve hava sahamızı kapatma tehditlerini, aşağılayıcı mektubunu, ve bu muayetteki diğer ifadelerini asla kabul etmiyor, bir hadsizlik, saygısızlık ve terbiyesizlik olarak kabul ediyoruz. Türk Devleti ve Türk Milleti'nin onlarına yönelmiş, seviyesiz üsluba hak ettiği cevabın verilmesi önceliğimiz olarak görüyor ve bir an önce bekliyoruz. Bu cevabı Mehmetçik sahada vermiş, sıra diplomasiye gelmiştir. Bugün itibariyle sürecin yeni bir aşamasına geçilmiştir. Net olan şu ki, siyaset... Görev, siyaset görevini yaptı. Silah pardon. Net olan şu ki, silah kuvvetleri görevini yaptı, milletimiz görevini yaptı, Mehmetçik de görevini başarılı yerine getirdi, getiriyor. Şimdi iş masada ve hükümettedir. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk milleti kadim bir millettir. Kökleri mazide... dalları gelecektedir. İyi parti olarak, hepinizi ve sınır boylarındaki Mehmetlerimizi en derin saygılarımla tekrar selamlıyor. Şehitlerimize Allah'ta rahmet, gazilerimize sağlık, milletimize sabır ve metanetler diliyorum. Mehmet'in ayağına taş, anaların gözüne yaş değmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize bin selam.